Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda renk bilgisiyle ilgili çekmekte olduğum videolarımdan ilkiyle sizlerle birlikte olacağım. Bu videomda ise sizlere renk nedir, cisimler nasıl renkli görünür, detaylı renk çemberi çizimi ve renklendirilmesini anlatıyor olacağım. Herkes geldiyse başlıyorum. Bilgisine başlarken öncelikle rengin tanımını yapalım. Renk, ışığın cisimlere çarptıktan sonra yansıyarak görme duyumuzda bıraktığı etki ediyoruz. Renkten bahsetmişken Newton'un renk deneyinden bahsetmeden olmaz. Newton teleskobu geliştirirken prizmadan geçen beyaz ışık demetinin prizmadan geçerken kırıldığını ve renk tayfının ortaya çıktığını görür. Bu tayfın içerisinde kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor, lacivert renklerin ortaya çıktığını ve bu deneyden yola çıkarak beyaz ışığın içerisinde bütün renklerin olduğu, bir başka deyişle beyaz ışığın tüm renklerin bileşiminden olduğu sonucuna vardı. Tayfun uçlarını birleştirdiğimizde renk çemberini elde ediyoruz. Yağmurdan sonra güneş açtığında gökyüzünde gökkuşağında, bir suyun kenarında, bir avizeden yansıyan ışıklarda ve deterjan baloncuklarında aynı tayf renklerine rastlamanız mümkündür. Çok eğlenceli değil mi? Peki cisimler nasıl renkli görünür? Güneşten gelen beyaz ışık bir cisme çarpar. Bu cisim gelen beyaz ışığın içindeki renkleri soğurur ve sadece kendi rengini yansıtır. Böylece bir cismin hangi renkte olduğunu görebiliriz. Bazı cisimler 3 ana renk olan kırmızı, mavi ve yeşilin karışımından oluşur. Ressamlar bu ışık renklerini doğayı taklit etmek için resimlerinde pigment yani boya renklerini kullanırlar. Renk bilgimize ana renklerimizden başlıyoruz. Ana renklerimiz 3 tanedir ve bunlar sırasıyla kırmızı, sarı ve mavidir. Bu 3 renk doğada saf olarak bulunurlar ve hiçbir rengi karıştırarak bu 3 rengi elde edemeyiz. Ana renklerimize ana renkler denilmesinin bir sebebi buyken, bir sebebi de doğadaki bütün renkler bu 3 renkten doğar. Yani biz bu 3 rengi çeşitli oranlarda karıştırarak doğadaki bütün renkleri elde edebiliriz. Şimdi sizler için bir renk deneyini yapacağım. Renk bilgisi demişken renk deneyi yapmadan olmazdı değil mi? Şimdi bu renkleri ikişer ikişer birbirleriyle karıştırarak ara renklerimizi elde etmeye çalışacağım. Hadi hep birlikte yapalım. Evet, bu sevimli şirin deney için renkli sularımız hazır. 3 tane ana rengimiz olan kırmızı, sarı ve mavi. Ben önceden renkli sularımı hazırladım. Akrilik boya kullandım. Sizler isterseniz akrilik boya kullanabilirsiniz. İsterseniz elinizde olan boyalardan guvaj boya ya da sulu boya da kullanabilirsiniz. Evet, bu deneyimizde biz ara renkleri bulacağız. Ara renklere yardımcı renkler de diyebiliriz, ikinci renkler de diyebiliriz. Fakat öncelikle ara renk nedir onu tanımlamak istiyorum. Ara renk demek, ana renklerin ikişer ikişer birbirleriyle karıştırılmasından ortaya çıkan renklere biz ara renkler diyoruz. Ve şimdi bakalım, karıştıralım hep birlikte, nasıl bir görüntü ortaya çıkacak görelim. Öncelikle kırmızı ile sarı rengimizi karıştırıyoruz. Fırçamızla şöyle bir güzel karıştıralım. Rengimiz ortaya çıksın. Ve kağıt üzerinde deniyorum. Turuncu rengimizi elde ettik. Yani kırmızı ile sarı rengimizi, iki ana rengimizi karıştırıp İkinci renk olan ya da ara renk dediğimiz turuncu rengi elde ettik. İkinci olarak mavi ile sarı rengimizi karıştırıyoruz. Yine fırçayla bir güzel karıştıralım.
rengimiz net bir şekilde ortaya çıksın ve yine kağıdımız üzerinde deniyoruz. Yeşil rengi elde ettik. Yani ana renklerimiz olan sarı ve maviyi karıştırıp ikincil rengimiz ya da ara rengimiz dediğimiz yeşil rengi elde ettik. Üçüncü olarak kırmızı ve mavi rengimizi, ana renklerimizi karıştırıyoruz arkadaşlar. Çok keyifli. Siz de mutlaka evde deneyin bu deneyi. Yine fırçamızla şöyle bir güzel karıştırıyoruz. Bu arada renkli sularınızı hazırlarken boya miktarını biraz fazla tutarsanız ikinci renkleriniz, ara renkleriniz daha canlı çıkacaktır. Yine bir güzel karıştırdıktan sonra boyamızı sizler daha iyi görün diye kağıt üzerinde deniyorum. Çok tatlı bir mor rengi ortaya çıktı gördüğünüz gibi. Yani renk deneyimizi bitirdik. Kırmızı ve sarı rengi karıştırarak turuncuyu, sarı ve mavi rengi karıştırarak yeşili, kırmızı ve mavi rengi karıştırarak mor rengi elde ettik. Sıra geldi renk çemberimize. Renk bilgisine başlamışken bir de sizlerle renk çemberi paylaşmak istedim. Az sonra sizlere bu renk çemberinin pratik bir şekilde nasıl çizileceğini gösteriyor olacağım. Şu an karşınızda gördüğünüz bu renk çemberinin benim için bir manevi değeri var arkadaşlar. Ben bu renk çemberini tam 29 yıl önce göreve ilk başladığım yerde çizip hazırlayıp boyamıştım. O zamanlar imkanlar yoktu ve ben öğrencilerime renk konusunu anlatabilmek için oturup kendim böyle bir renk çemberi hazırlamıştım. Yani 29 yıllık bir hatıra saklı bu renk çemberinin üzerinde. Renk çemberi çizimine başlıyorum. Bu şekilde 25x35 cm ebadında bir resim kağıdı seçtim ben. Sizler isterseniz bu boy, isterseniz yapacağınız çalışmanın özelliğine uygun boyda bir resim kağıdı ya da bir kağıt tercih edebilirsiniz. Şimdi renk çemberimizin çizimine başlıyoruz. Ben bunun için öncelikle kağıdım dikdörtgen olduğu için bunu kareye dönüştürmek istiyorum. Şuradan tam köşesinden bu şekilde tutup bu şekilde katlıyorum. Daha sonra tam buradan bakın tekrar katlayacağım. Düzgünce iyice dayanacak şekilde katlıyorum ve düzeltiyorum. Daha sonra bu kat yerlerini açıyorum ve biraz elimle tekrar tersine katlayarak şu şekilde düzeltiyorum. Bu şekilde bir kare elde ettim. Şimdi bu kalemin tekrar ben orta noktasını bulmak istiyorum. Bunun için bir cetvel lazım. Cetveli kağıdımın tam köşegenlerinden, yani buralardan, karenin tam köşegenlerinden diye düzelteyim, koyuyorum. Bunu kağıdımın, yani daha doğrusu kalemin orta noktasını bulmak için yapıyorum. Aynı şeyi buradan da sizler görün diye yine yapmak istiyorum. Gerçi burada kağıt kat yeri var ama yine de bu şekilde daha düzgün bir şekilde size göstermek istiyorum. Evet, bu şekilde kalemin orta noktasını buldum. Buradaki fazla kısmı isterseniz kesebilirsiniz. İsterseniz bu şekilde kalabilir. Ben şimdilik böyle bu şekilde arkasına katlıyorum. Şimdi ben çemberlerimi çizimine başlıyorum. İki tane iç içe çember çizeceğim. Bunun için pergelimi kullanıyorum. Sizler isterseniz bu işlemlerin hiçbirine girmeden kağıdınızın ortasına bir çember çizip onun ortasına da daha küçük bir tabak ya da benzeri bir şeyle çember çizip çemberinizi o şekilde en pratik şekilde hazırlayabilirsiniz. Fakat ben bu şekilde daha düzgün olacağını düşünüyorum. Neden dikdörtgenin değil karenin ortasına aldım derseniz de dikdörtgenin ortasına aldığımda bu kare çizgilerinden geçtiğimde eşit bölmem daha zor olacaktı. Onun için ben bu yöntemi tercih ettim. Şimdi pergelimi kağıdımın en noktasına, ortadaki noktasına koyup bir tane çember çiziyorum. Daha sonra pergelimi hiç kaydırmadan, aynı noktadan kaldırmadan, çok büyük ya da çok küçük olmaması için şu şekilde gözünüzle kendi istediğiniz büyüklükte bir çember çizebilirsiniz. Evet, çemberimizi de çizdik. Buradaki çizgiler sayesinde
hem çemberimizi dört eşit parçaya bölmüş olduk hem de çemberimizin ortasını bulmuş olduk. Şimdi hiç ölçmeye gerek yok. Biraz gözünüze güvenin. Şu şekilde gözünüzle eşit olacak şekilde üçer eşit parçaya ben işaretliyorum. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Yani en pratik şekli budur. Evet, daha sonra da buradaki noktaları birleştirirken dikkat edeceğimiz bir şey hem çaprazlama olarak birleştirmek hem de bütün çizgilerin tam orta noktadan geçmesine dikkat etmemiz gerekiyor. Çemberimizin ve bölümlerinin düzgün olması için. Bakın hem orta noktaya koyuyorum. Eğer noktalarım düzgün değilse onları da 1-2 milim kaydırarak ne yapabiliyoruz? Düzeltebiliyoruz. Evet, yine orta noktadan geçmesine dikkat ediyorum. Bakın ortalara çizmiyorum. Zaten onları sileceğim. Yine bu şekilde tam orta noktadan geçmesine dikkat ederek ve noktalarınız tam eşit değilse bu şekilde de orta noktadan geçirdiğiniz zaman bölümlerinizi daha da eşitlemiş oluyorsunuz. Aynı şeyi en son noktalarım için de yine tam orta noktadan geçecek şekilde cetvelimi çiziyorum. Evet, buradaki fazla çizgileri daha sonra temizliyoruz. Çemberimizin renklendirmesine başlıyoruz. Ben çemberimi renklendirmek için sulu boya kullanacağım. Yine yanınızda bir deneme kağıdı olmasında fayda var renk tonlarını düzgün bulabilmek için. Sulu boya yerine yine guaj boya, akrilik boya da kullanabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış bir çalışma. Şimdi renk çemberimizi, öncelikle renk çemberimizdeki 3 ana rengimizi boyamakla başlayacağım. Ben yine yıllar önce çizdiğim bu 29 yıllık renk çemberimden size bazı bilgileri görmeniz için yanına koydum. Renk tonlarını daha iyi kıyaslamanız için buradan göstereceğim. Öncelikle kırmızı, sarı ve maviyi boyayacağız renklerimizi. Ben kırmızıdan başlıyorum. Bu arada bir ipucu daha vermek istiyorum size. Burada kırmızı rengi boyarken bakın paletimizde genelde özellikle sulu boya paletlerimizde ya da guaj boya paletlerimizde ikişer tane kırmızı olur. En basit 12'li paletlerde. Bakın şu kırmızı biraz daha bizim bayrak kırmızısına benzer. Bu daha mora çalan kırmızı. Buradaki kırmızımıza biz vermilyon kırmızısı da diyoruz. Burada kırmızımıza ise karmen kırmızısı diyoruz. Bakın mavi de iki tanedir. Burada bir kobalt mavisi, burada da Prusya mavisine benzer bir mavi görüyorsunuz. Şimdi morlara geldiğimde tekrar bahsedeceğim. Ama ben bu çemberimde mora çalan, yani bu kırmızıyı, karmen kırmızısını kullanacağım. Sebebi ise karmen kırmızısını morlarla mavilerle karıştırdığımızda çok daha güzel mor tonların ortaya çıktığını göreceğiz. Ama vermilyon kırmızısıyla güzel morlar elde edemeyiz. Morlara geldiğimde de onu deneyip size yine göstereceğim. Ama karmen kırmızısıyla da çok güzel kahve tonları buluruz siyahla ve sarıyla karıştırarak. Ama tabii renk çemberimizde kahverengi olmadığı için şu an onu ben kullanmayacağım. Evet, ana renklerimizi boyadık. Şimdi de ara renklerimizi, yani yardımcı renklerimizi boyayacağız. İkinci renkler de diyebiliyoruz. Bunlara kırmızı ile sarının karışımından turuncu elde edeceğiz ve buraya boyayacağız. Sarı ile mavinin karışımından yeşil elde edip buraya boyayacağız. Mavi ile kırmızının karışımından mor elde edip buraya boyayacağız. Boyamadan önce sadece bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Buradaki daha önce yaptığım renk çemberinden de size bunu daha rahat anlatabilirim. Örneğin burada sarı ile kırmızıyı karıştırdığımızda tam ortadaki yere normal turuncumuzu boyayacağız. Yani öyle bir turuncu boyamalıyız ki buraya ne sarı turuncuya benzememeli ne de kırmızıya benzememeli turuncumuzun. Aynı şekilde mor için de geçerli. Öyle bir mor elde edeceğiz ki kırmızıya benzemesin ya da maviye benzemesin. Ve yine aynı şekilde öyle bir yeşil elde edeceğiz ki maviye benzemesin, sarıya benzemesin. Zaten buradaki renkleri, karışımlarını ikinci aşamada size onları da anlatacağım ve gösteriyor olacağım.
Bu arada paletimdeki renklerden bahsetmek istiyorum. Basit bir sulu boya paleti kullanacağım ama gördüğünüz gibi bu sulu boya paletimde 2 tane kırmızı, 2 tane mavi var. Şimdi buradaki kırmızıdan çekimin başında söylemiştim çok güzel morlar elde edilebileceğini ve onun için ana rengim olarak Carmen kırmızısı kullanmıştım. Burada da Vermilion kırmızım var. Şimdi ben turuncuyu boyayacağım. Ben size Carmen kırmızısıyla ortaya çıkan turuncuyu ve Vermilion kırmızısıyla ortaya çıkan turuncuyu da göstereceğim. Aradaki farkı görmeniz bakımından. Tabii ki ben renk çemberimdeki bütünlüğün bozulmaması için yine turuncu kullanırken Carmen kırmızımı kullanıyor olacağım. Evet, buradaki deneme kağıdımda size göstermek istiyorum. Bir de her zaman açık renkleri önce koyalım. Koyu renkleri daha sonra koyalım. Çünkü açık renkler çok çabuk ne yapacaktır? Renk alacaktır. Eğer önce koyu renkleri koyarsak onları açmakta zorlanacağız. Evet, şimdi Vermilion kırmızımı alıp karıştırıyorum. Bakın az bir şey aldım. Ve normal bir turuncu elde etmeye çalışıyorum. Sanırım hafif bu kırmızı turuncuya benzedi. Onun için ben biraz daha sarı alacağım. Evet, bu şekilde karıştırıp deneyerek kağıdınızda ya da paletinizde, yani kırmızıya şu soruyu sorun turuncuya. Sarıya mı benziyor? Evet, evetse biraz daha kırmızı katmamız lazım. Kırmızıya benzeyen bir turuncu mu oldu? Evetse biraz daha sarı katmamız lazım. Şimdi sanıyorum gayet normal bir turuncu oldu. Ve ben burada Carmen kırmızısı ile ne kadar berrak, güzel bir turuncu ortaya çıktığını da size göstermiş oldum. Aynı şeyi Carmen kırmızımda da deneyeceğim. Onun için yine buraya bir miktar sarı boyamdan alıyorum. Ve yine çok az bir şekilde Carmen kırmızımdan alıyorum ve karıştırıyorum. Şu anda bakın henüz kırmızı bir turuncu. Hafiften, çok hafiften sarıya ihtiyaç var. Azıcık sarıyı koydum. Evet, bu sefer de sarım fazla oldu. Tekrar biraz daha Carmen kırmızımdan alıyorum. Evet, çok az aldım ve boyadı gördüğünüz gibi. Evet, şu an sanıyorum oldu. Sarıya mı benziyor? Hayır. Turuncu, kırmızıya mı benziyor? Hayır. Yani normal bir turuncuyu elde etmiş oldum. Ama gördüğünüz gibi bu rengimiz, şuradaki rengimiz Carmen kırmızısıyla elde ettiğimiz turuncumuz. Buradaki de arkadaşlar, ben hala tam rengi bulmaya çalışıyorum. Carmen kırmızısıyla elde ettiğimiz turuncular. Yani Carmen kırmızısıyla elde ettiğimiz turuncular da güzel, fena değil. Ama ben eğer turuncular söz konusu olduğunda, kahverengiler söz konusu olduğunda karışımlarımda Vermilion kırmızısı ya da halk arasında bayrak kırmızısı dediğimiz kırmızıyı kullanmayı tercih ediyorum. Bu da size güzel bir tüyo olmuş olsun benden. Şimdi ben ara renklerimi boyamaya başlayacağım ve bu kısmı yine hızlı çekim izleyeceksiniz. Daha sonra diğer yan yana duran renklere de kırmızı turuncuları, sarı turuncuları, mavi yeşilleri, mavi sarı yeşilleri, mavi mor ve kırmızı mor karışımlarını da size gösteriyor olacağım. Evet, ana renklerimizi kırmızı, sarı, mavi, kırmızı ile mavinin karışımından oluşan morumuzu, kırmızı ile sarının karışımından oluşan turuncu rengimizi ve sarı ile mavinin karışımından oluşan yeşil rengimizi, ara renklerimizi bitirdik. Şimdi bu renk çemberinde az önce de bahsetmiştim. Yani turuncumuzu elde ederken tam bir turuncu olsun, tam bir yeşil olsun, tam bir mor olsun. Yani mor kırmızı ya da maviye benzemesin. Turuncu kırmızı ya da sarıya benzemesin, yeşil sarıya ya da maviye benzemesin dedim. Şimdi de işte bu söylediklerimin tam tersini yapmanızı isteyeceğim sizden. Şimdi diyeceğim ki burada kırmızı ile turuncu arasındaki normal turuncu arasındaki turuncu kırmızı tur olacak, turuncu olacak. Bunun için kırmızıyı daha fazla katacağım. Buraya ise sarıyı daha fazla katacağım ve biz bu rengin adına sarı turuncu diyoruz. Buna da kırmızı turuncu diyoruz. Daha sonra yeşil ile sarı arasına sarı rengi daha fazla katarak, maviyi daha az katarak sarı yeşil tonunda bir yeşil edeceğim, elde edeceğim burada gördüğünüz gibi. Bunu da buraya boyayacağım. Diğer tarafına da mavisini daha çok katarak maviye benzeyen bir yeşil edeceğim. Yeşil elde edeceğim ve onu da buraya boyayacağım. Yani buradaki renge sarı yeşil, buna da biz
Buradaki renge sarı yeşil, buna da mavi yeşil diyoruz. Mor için de aynı şeyi yapacağım. Mor ile mavi arasındaki renge kırmızı mor elde ederken daha fazla mavi katıp maviye benzeyen bir mor elde edeceğim. Burada ise kırmızıyı fazla katıp kırmızıya benzeyen bir mor elde edeceğim. Bu şekilde siz de çalışmanızı yaparken dikkat ederseniz tonları doğru bir şekilde bulmuş olursunuz. Bu arada çekim yaparken güzelim renk çemberinin üzerine su döküldü. Biraz üzüldüm ama programdan sonra, çekimden sonra onları düzeltiyor olacağım. Evet, şimdi ben bu renklerimi boyamaya başlıyorum. Evet, renk çemberimizin boyamasını bitirdik arkadaşlar. Tekrarlama gereği hissediyorum. Ana renklerimiz kırmızı, sarı ve mavi. Ben üzerlerine de yazdım gördüğünüz gibi. Kırmızı ve sarının oluşumundan, karışımından oluşan turuncu rengimiz. Kırmızı ve mavinin karışımından oluşan mor rengimiz. Mavi ve sarının karışımından oluşan yeşil rengimiz. Bunlar da ara renklerimiz. Yani kırmızı, mavi, sarı ana renklerimiz, mor, yeşil ve turuncu da ara renklerimiz. Burada az önce bahsettiğim kırmızıya benzeyen, içinde kırmızı daha çok olan rengimizin adı kırmızı turuncudur. Sarıya daha çok benzeyen rengimizin adı ise sarı turuncudur. Yeşillere geldiğimizde yine içinde sarı ton çok olan renk yeşil, sarı yeşildir. İçinde mavi daha çok olan, maviye benzeyen rengi de biz mavi yeşil diyoruz. Yine morlar için de aynı şey geçerli. İçinde mavi olan, mavi daha çok olan mora mavi mor, içinde kırmızı daha çok olan mora da kırmızı mor diyoruz. Bir de yine dikkatinizi çekmek istiyorum. Ben renklerimi bulurken kesinlikle paletimdeki hazır turuncuları, yeşilleri kullanmadım. Sadece kırmızı, sarı ve mavi renkleri kullanarak buradaki çemberimdeki renklerimi elde ettim. Siz de bu şekilde renkleri öğrenmek için ve renk duyarlılığınızın ve gözünüzün renkleri olan duyarlılığının artması için bu şekilde çalışmanızı sizlere öneriyorum. Bu videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarımda sizlere sıcak ve soğuk renk nelerdir, zıt renkler nelerdir, kroma ve valör nedir, armoni nedir ve armoni çeşitlerini detaylı olarak anlatıyor olacağım. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, sonraki videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, mutlu kalın, sanatla kalın. Allah'a ısmarladık.